Hidrojen, nitrojen ve oksijen. Hayatımızın her alanında etkileşimde bulunduğumuz 3 element. Tabii ilk bölümde bu 3 elementi beraber konu almamızın sebebi bu değil. Bu 3 elementin bir diğer ortak noktası sonlarının jen ekiyle bitmesi. Peki jen eki ne anlama geliyor? Bu 3 elemente neden bu isimler verilmiş? Elementlerin hikayesi 1. bölüm başlıyor. Hidrojen, evrenin en basit yapılı, en eski elementi. Yalnızca tek bir protondan oluşan çekirdeğiyle hidrojen, tüm evrende en fazla miktarda bulunan element. Basit yapılı bir element olsa da, en karmaşık bilimsel kuramların çözülmesini sağlamış bir element hidrojen. Zira Schrödinger denkleminin analitik olarak çözülebildiği tek nötral molekül. Bu yüzden de kuantum mekaniğinin geliştirilmesinde faydaları göz ardı edilemeyecek kadar fazla. Temiz enerji dendiğinde de akla gelen ilk elementlerden kendisi. Evrende çok yaygın bir element olsa da dünya üzerinde elementel hidrojen o kadar da yaygın değil. Dünyada yalnızca %0.14 oranında bulunması da doğal olarak keşfinin simya değil kimya döneminde yapılmasına sebep olmuş. Hidrojen gazını yapay olarak ilk defa T. von Hohenheim 1500'lü yıllarda güçlü asitlerle metalleri karıştırarak elde eder. Yaptığı kimyasal reaksiyon sonucu elde ettiği bu yanıcı gazın yeni bir element olduğununsa farkına varamaz. 1671 yılına gelindiğinde ise hidrojen, Robert Boyle tarafından demir çubuk ve seyreltik asit çözeltilerinin reaksiyonu sonucu üretilerek yeniden keşfedilir. 1766 yılında Henry Cavendish, metal asit reaksiyonu ile elde edilen, havada yanan, yandığı zaman su açığa çıkaran hidrojenin ayrı bir element olduğunun farkına varır. 1783'te Antoine Lavoisier, Laplace ile Cavendish'in bulduklarını tekrarlarken, yandığı zaman su üreten bu gaza hidrojen adını verir. Hidrojen ismi ise Yunanca su anlamına gelen hidor ve doğuran anlamına gelen genes kelimelerinin birleşimiyle türetilmiştir. Yani aslında jen eki, yapan, oluşturan anlamlarına gelir. Eski kaynaklara baktığımızda ise Osmanlı zamanlarında yazılmış kitaplarda hidrojen kelimesinin yerine müvellidül ma ifadesinin kullanıldığını görebiliriz. Müvellidül ma da aynı türetmenin Arapça ile yapılmış halidir, yani su doğuran anlamına gelir. Peki ya nitrojenin ismi nereden geliyor? Yahut azot mu demeliydik? Neden bu elementin iki ayrı ismi olduğu konusuna durmadan önce gelin onu biraz daha yakından tanıyalım. Azot, havayı oluşturan gazlardan yüzde olarak en fazla olanıdır. Havanın yaklaşık %78'ini oluşturan bu gazı hepiniz sıvı haliyle yapılan deneylerden izlemişsinizdir. Üzerine sıvı azot dökülen maddeleri izlemek pek bir eğlencelidir. İçinde aslında bir avuç cips olan ancak sanki dop dolu gibi gözüken cips paketlerini şişkin gösteren şey de aslında hava değil azot gazıdır. Genel kabule göre azotu 1772'de onu zehirli hava veya sabit hava olarak adlandıran Daniel Rutherford keşfeder. Havayı oluşturan maddelerden birinin yanma olayında yer almadığı Rutherford tarafından bilinmektedir. Azot yaklaşık aynı tarihlerde Carl Wilhelm Schlö, Henry Cavendish ve Joseph Priestley tarafından da araştırılmaktadır. Antoine Lavoisier da azotu Yunanca cansız anlamına gelen azotos kelimesinden türeterek azot olarak adlandırır. Azot için bir diğer isimlendirmeyi de 1790 yılında Fransız kimyager Jean-Antoine Chaptal yapar. Bu gaza nitrojen adını veren Chaptal da Lavoisier'ın hidrojeni türetmesine benzer bir yöntemle elemente ismini verir. Yunanca güherçile, yani potasyum nitrat anlamına gelen nitron kelimesiyle doğuran anlamına gelen genes kelimelerinin birleşimiyle türetilmiştir. Oksijenin isimlendirilmesi de nitrojenden çok da farklı değildir aslında. Yaşamın en önemli elementlerinden biri olan oksijenin keşfi de diğer iki element kadar geç olmuştur. Her şeyden önce oksijen, yanma olayının temelinde yatan elementtir. Oksijenle muhatap olmadığımız tek bir an bile yoktur. Böylesine yaygın bir elementin bu kadar geç keşfedilmesine sebep olan şeyin ise filojiston kuramı olduğunu söylemek çok da yanlış olmayacaktır sanki. İlk kez Johann Joachim Becker tarafından 1667 yılında ortaya atılan filojiston kuramı yanma olayını açıklamayı amaçlamaktaydı. Filojiston kuramına göre filojistik maddeler ısı yardımıyla yanıyor ve bu sırada dışarıya filojiston adındaki ateş elementini yayıyordu. Kapalı bir kapta yanan ateşin bir süre sonra sönmesinin sebebini şöyle açıklamaktaydı. Filojistik madde yanarken etrafa filojistik hava salıyordu. Ancak kabın içindeki hava, salınan bu filojistik gazı tamamıyla soğuramıyordu.
soğurabildiği sürece ateş yanmaya devam ediyor, hava doygunluğa ulaştığındaysa ateş sönüyordu. Yani aslında bugün yanacak oksijenin bitmesi olarak açıkladığımız bu olguyu, filojeston teorisi daha çok karbondioksit miktarının havanın doygunluk eşiğini geçmesiyle bağdaştırmaktaydı. Filojiston o gün gözlemlenebilen çoğu deneyin sonucunu açıklamayı başarmış ve bu yüzden de 100 yıldan daha uzun bir süre doğru olarak kabul edilmişti. Ancak yanlış olan neredeyse her iddianın gerçekle çeliştiği gibi onun da gerçekle çeliştiği bir yer vardı. Eğer bir şey yandığı için filojiston salıyorsa kütlesinin bir kısmını kaybetmeliydi. Evet, odunun yanmasına baktığımızda kütlesini kaybettiğini görebiliyorduk. Ama magnezyum yandığında tam aksi bir sonuç veriyordu. Çünkü oksijen odundaki organik bileşiklerle tepkimeye girerek yandığında karbondioksit gazı oluşuyor ve bu gaz da kalan külden uzaklaşınca sanki odun kütlesini kaybetmiş, yani filojiston salmış gibi oluyordu. Fakat magnezyum yanmasında tepkime böyle işlemiyordu. Magnezyum oksijen atomlarıyla tepkimeye girerek magnezyum oksit oluşturmaktaydı ve oluşan bu magnezyum oksit katı olduğundan tepkime ürünün içinde kalıyordu. Durum böyle olunca beklenmeyen bir sonuç elde ediliyor, kalıntının kütlesi artıyordu. İşte bu açık aslında oksijenin keşfini sağlayacaktı. 1772 yılında İsveçli kimyager Carl Wilhelm Schiele, potasyum nitrat, civa oksit ve diğer birçok maddeyi ısıtarak oksijeni keşfeder. İngiliz kimyager Joseph Priestley, 1774 yılında civa oksidin termal ayrışmasında oksijeni element olarak keşfeder ve çalışmasını Schiele'nin yayınlamasından önce yayınladığı için oksijenin kaşifi unvanı Schiele'ye değil Priestley'e verilir. Antoine Lavoisier ise oksijeni filojistonu çürütmek için kullanır. 1775 ve 1780 yılları arasında Fransız kimyager Antoine Laurent Lavoisier, o zamana kadar kabul edilen filojiston teorisini bir kenara bırakarak oksijenin solunumdaki ve yanmadaki rolünü yorumlar. Ve şimdi de sıra gelmiştir bu elemente bir isim koymaya. Lavoisier 1977 yılında bu elemente aynı hidrojene koyduğu kalıpla bir isim koyar. Oksijenin birçok farklı maddeyle etkileşime girerek asit oluşturma eğilimini fark eden Lavoisier, elementin bu özelliğinden ilham alarak ona oksijen ismini verir. Yunanca keskin ve asit anlamlarına gelen oksis kelimesiyle, doğuran anlamına gelen genes kelimelerinin birleştirilmesiyle türetilmiş oksijen, aynı yöntemle Arapçadan türetilmiş ve Osmanlı zamanında müvellidül humuza olarak kullanılmıştır. İşte bu hidrojen, nitrojen ve oksijenin hikayesidir. Böylece ilk bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.